Şöyle bıçağı bir bastırıyoruz. Ortadan ikiye bölüyoruz. Şöyle bir gösterelim. Kapağı kapatıyoruz. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İşi hiç uzatmadan tencerede tüm tavuğu nasıl pişireceğinizi göstereceğim. İşe yaramaz yerlerini bir alalım tavuğun. Sadece şu kuyruk kısmını alıyoruz. Aldıktan sonra tavuğun tam şu göğüs yerinden şöyle bıçağı bir bastırıyoruz. Ortadan ikiye bölüyoruz. Şöyle bir gösterelim. Özellikle tavuğun deri kısmına hiç zarar vermeyeceğiz. Tavuğun koruyucusu, sulu sulu pişmesinin tek sebebi deri kısmı. Hemen buna bir tuz serpelim. Tavuğun iç tarafına sadece karabiber serpiyorum. Sebebi de karabiberin kokusu tavuğun her tarafına sirayet etsin. Dış tarafındaki derli tarafına karabiber serpmiyorum. Sebebi de tencerede yanmasın diye. Tuzu da her tarafına sürdükten sonra buna bir daha kesinlikle hiçbir işlem yapmayacağız. Direkt ocağa vuracağız. Hemen tavuğumuzu şöyle bir kenara alalım. Arkadaşlar bu tür işleri yapmak için evde bir tane sadece bu işler için bir tane tencereniz olsun. İşte ne diyelim, patates kızartmaydı, tavuktu, kuzuydu, et yahniydi, et haşlamaydı. Yani bütün tenceremizi bu işlerde mahvetmeyelim. Tenceremizin ortasına tavuğu aynen bu şekilde yerleştiriyoruz. Şöyle bir gösterelim. Kapağı kapatıyoruz. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Özellikle bu kadar basit tarif vermemin sebebi öğrenci arkadaşlar, yalnız yaşayan, çalışanlar. Bir de evde o gün canın yemek yapmak istemiyorsa, uğraşmak istemiyorsan ne yaparsın? Hiçbir şeyle uğraşmadan bu şekilde çok güzel bir yemek yapabilirsin. Ocağımızın altını yaktık. Şöyle bir kenardan göstereyim. Ocağımız en yüksek derecede olacak. Önce derli olan tarafı bir mühürleyeceğiz. Ondan sonra öbür tarafı çevireceğiz. O aşamaların tamamını göstereceğim. 5 dakika geçti. Hemen tavuğu şöyle bir kontrol ediyorum. Altını bir ısıyım önce. Çevirme esnasında. Hemen kaldıracağız. Öbür tarafını çevireceğiz. Çevirdikten sonra hemen kapağı geri kapatıyoruz. Tekrar yüksek ateşe alıyoruz. Arkadaşlar tavuğun iki tarafından mühürledikten sonra tavuğun altını kısacağız. Buharında pişireceğiz. Şöyle bir gösterelim. Tam tamına 3 dakika geçti. Hemen kapağı iyice kapatıyorum. Tavuğumuzu kısık ateşte buharıyla çevire çevire pişireceğiz. Arkadaşlar ortalama 7-8 dakikada öbür tarafını beklettim. Kısık ateşte. Hemen bunu çeviriyoruz. Derli tarafını daha çok tencerede bırakacağız. Sebebi de derler yağını bıraksın. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Derler yağını bırakacak ki buharıyla, derinin yağıyla tavuğumuz daha güzel pişecek. Şimdi dakikasını da ayarlayacağım. Tam kaç dakikada piştiğini söyleyeceğim. Tencerenin altında şöyle bir kenardan ayrı göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kısık derecede. Evinizde ne işiniz varsa onu yapabilirsiniz. Tavuğunuz yavaş yavaş için için lohum gibi pişer. Arkadaşlar sizi hiç uğraştırmayacağım dedim. Yalnız şöyle bir bakın. İçindeki tavuğun yağını görüyor musunuz? Nasıl akıyor sağa sola? Buharı, suyu. Boşa harcamayacağım. İçine şöyle ufaktan bir sebze katayım. Sebzeyi de hem garnitür olarak yiyelim. Hem de tabii ki en son ne yapacağım? Yüksek ateş açacağım. Sonunda efsane bir yemek çıkaracağım size. Evet, tezgahın başına geri geldim. Soğanları şöyle gördüğünüz gibi iri iri dörde bölüyorum. Hiç uğraşmıyorum. Biberleri de aynı şekilde. Sarımsak varsa içine 2-3 dişte sarımsak atabilirsiniz. Bunu kenara alıyorum. Patatesi de 8'e böldüm. En azından yemeğin yanında garnitür olsun.
ocağın başına geçiyoruz. Hemen şu sulu yere doğru patatesleri bir atıyorum. Buharında bunlar da pişsin. Biberle soğanı ortalama bir 10 dakika sonra atacağım. Hemen kapağı kapatıyorum. Altını en kısık dereceden orta ateşe getiriyorum. Ne kadar oldu? Arkadaşlar tam 20 dakika sonra altını en kısık dereceden orta ateşe getirdim. Fırında da dakikasını yazdım, siz de yanılmayın diye. Orta ateşte ortalama bir 15 dakika daha sürecek. Patatesleri atalı da 8 dakika geçti. Patateslerin hemen öbür tarafını bir çeviriyorum. Tavuğun buharı da bitmeye başladı. Dibinde sadece tavuğun yağı kaldı. Şimdi patatesler tavuğun yağında kızarıyor. Hemen şöyle patatesleri çevirdiğimiz gibi tavuğu da bir çevirelim. Arkadaşlar pişmez diye en ufak bir şüpheniz olmasın. Şöyle bastığımız zaman da kırılıyor. Tekrar kapağı kapatıyorum. Şu ana kadar geçen süre toplam 25 dakika. Tavuğu çevirdiğim gibi tabi ne oldu? Buharı kaçtı, biraz soğudu. Hemen şöyle bir yüksek ateşe aldım. Ortalama 25-30 saniye yüksek ateşte tavuğumuzu, tenceremizi geri kızdırıyoruz. Tekrar iyice ısındıktan sonra en kısık dereceye getiriyorum. Yüksek ateşte 20 saniye beklettim arkadaşlar, sakın yanılmayın. Yemeğe bir kontrol edelim. Tavuklar şu kemikten sıyrılmaya başladıysa pişmiş demektir. Şöyle bakıyorum, tavuğumuz pişmiş. Çok az kalmış. Tam bu aşamada kenardan soğanları, biberleri atıyorum. Tavuğa değecek şekilde. Şurada boşluk var, soğanı buraya yerleştirelim. Boş bulduğumuz her yere soğanları atalım. Kapağı tekrar kapatıyorum. Ortalama 7-8 dakikası kaldı. Kapağımızı şöyle bir açalım. İnşallah dağılmadan alabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi tavuğumuz dağılıyor. Yani hamur gibi, lohum gibi pişti tavuğumuz. Arkadaşlar işte genelde soruyorlar tavuk pişer mi pişmez mi diye. Kesinlikle pişer. Şöyle gördüğünüz gibi daha tavanın içinde dağıldı. Tavuğu aldıktan sonra tencerenin dibine yarım çay bardağı bir su boşaltıyorum. Kapağı bir kapatıyorum. Kapağı kapattım, 10 saniye geçti. Şöyle göstereyim. Tavuğun içine bırakmış olduğu yağ vardı, lezzeti vardı. Hem onu alacağız hem de patateslerimiz, soğanlarımız ne yapacak? Tavanın dibine yapıştıysa kendini bırakacak. Arkadaşlar tavuğu yeme, sadece şu lezzeti ye. Başka hiçbir şey demiyorum. Yarım bardak suyu boşalttığım gibi 10 saniye içerisinde içindeki su kayboldu. Bunu da kapatıyorum. Şimdi garnitürüyle beraber yemeğimizi sunacağız. Arkadaşlar işte her zaman sorulan soru, tencerede tüm tavuk pişer mi? Nasıl olur? Bazen ne oluyor içinizde veya izleyen arkadaşlarda şüphe oluyor pişer pişmez konusu. Gördüğünüz gibi lohum gibi oldu. Hemen şöyle ikinci parça tavuğumuzu da tabağımıza yerleştirelim. Ben patates soğan kullanmayacaktım. Patatesi soğansız yapacaktım. Yalnız içim rahat etmedi. Böyle bir güzellik kaçmasın dedim. Onu da değerlendirelim dedim. Yemekleri biraz arkadaşlar ben yaparken doğaçlama yapıyorum. Ocağa bakıyorum, eve bakıyorum, elimdeki malzemeye bakıyorum. Elimde ne varsa onlardan size güzel yemekler çıkartmaya çalışıyorum. Bu da onlardan biri. Şöyle bir tane de patatesinden gösterelim. Arkadaşlar patatesin içinde diş diş beyazlık varsa patates pişmemiş demektir. Şöyle bir gösterelim. Yemeğimiz lohum gibi pişti. Dağılıyor. Yemeği göstereyim derken gördüğünüz gibi kemiği çıktı. İçinizde yemek pişmez, pişmemiştir diye en ufak bir şüphe olmasın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Tek tek bütün kemikleri çekip çıkartabilirsiniz. Kemikte sıfır et. Sayfamda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayır öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biriniz yapalım. Afiyet olsun.